Şerbetçi! Almanya'nın Hagen şehrinde 2008 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Hagen Müslümanlar Birliği adeta güç gösterisi yaparak 3 gün süren kermes düzenlediler. Çok sayıda sivil toplum örgütünün katıldığı kermese ilgi büyük oldu. Kermesi takip eden arkadaşlarımız Haluk Turan ve Ramazan Kabataş'ın yapmış olduğu röportajlar ve renkli görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Sanırım eğlendiriyorlar. Şöyle solumuzdan başlayalım, sizi bir tanıyalım. Benim ismim Ziya Çakmak. Burada Yabancılar Uyum Meclisi'nde poz yetişimliliğini yapıyorum. Güzel bir gün, mutlu bir gün bizim için bu. Bu ilk defa olan, Hagen'de ilk defa olan bir şey. Bütün Müslüman cemaatlerin, Müslüman birliklerin bir araya gelip böyle bir organize yapması, böyle bir faaliyeti geliştirmesi çok gurur verici bir olay bizim için. O yüzden herkese, bu sorumlu olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendilerine bu faaliyetin inşallah senede daha da faydalı olmasını diyorum. Daha da devam etmesini istiyorum. Bu kadar benlik. Teşekkür ederiz. Evet, size geçelim. Benim ismim Maşkin Demirhan. DİTİB Hagen Merkez Cami Başkanıyım. Yaklaşık 10-12 yıldır Hagen Merkez Cami'de başkanlık yapıyorum. Yani başkanlığa geldikten bu zamana kadar bu birlik beraberliği toparlayıp herkes birlikte hareket etme hedefim vardı. Allah'a şükür, Rabbime şükürler olsun, onu başardık. Yani çok güzel bir şey, çünkü burada bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Herkes de biliyor ki önceden bunlar bayağı bir sıkıntılar vardı. Allah'a şükür biz o sıkıntıların hepsini aştık şu anda. Geleceğimiz için, çocuklarımız için bu çok önemliydi ve de şu anda yaklaşık 6 yıldır birlik beraberliğimiz sürüyor. Bundan sonra da Cenab-ı Allah daha uzun ömürlü daim eylesin. Çoluğumuzun çocuğumuzun istikbali için müthiş çalışmalar yapacağız. Sade bura değil, belediyede olsun, okullarda olsun. Yani Almanya'nın her büyük kurumlarında bir ağırlığımız olacak inşallah. Birlik beraberlik içinde hareket ettiğimiz müddetçe. İsmim Akın Demir, Milli Görüş'ün sekreteriyim, şube sekreteri Hagen'de. Ve aynı zamanda bugünkünün birleşimizin, birlik beraberliğimizin sevinçini yaşıyoruz. Bütün her cemaatin. Aynı zamanda bu Hagen'e biz 4-5 sene önce Müslümanlar Birliği, Hagen Müslümanlar Birliği kurduk. Ve onun da aynı zamanda sekreteri oluyorum yani. Baştan beri beraberiz. Ve geleceğe dönük biz Türk Müslümanları olarak, tabii ki ileriye dönük daha değişik devletlerin Müslüman kardeşlerimizi işimizi alıp inşallah bir birleşme bulunduk yani. 2006 yılından bu yana yaptığımız karikatür krizine karşı sokaklarda Peygamberimizin doğum gününde gül dağıtmak, onu güllerle toplumumuza tanıtmak çalışmasında büyük destek verdiniz. Çalışmalarımızı zaman zaman gazetesinde yayınladınız. Teşekkür ediyoruz. Bugün de televizyon olarak geldiniz. Ayrıca hoş geldiniz. Onun bereketi olarak yani şu ana kadar 31.500 tane gül dağıttık 2006 yılından bu yana kadar. Onun bereketi olarak Allah'a hamdolsun Hagen'de bir gelişme yaşandı. 10 tane Müslüman camiye bir araya gelerek bir çalışmaya girmiş oldu ve Bütnis Hagenler Müslüme doğdu. Şu anda onun başkanlığını yapıyorum. Ve akabinde bunun bereketi olarak da Hagen, yani Almanya genelinde ilk defa Hagen ve çevresinden Müslüman kökenli biri milletvekili adayı olarak gösterildi. Ve elhamdülillah bu hanımefendi Cemil Hanım milletvekili olarak seçildi. Ve bugün de buradaydı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani şunu demek istiyorum. Lütfen diğer şehirdeki kardeşlerimiz, derneklerimiz, çalışmalarınızı ileriye yönelik yapınız. 50 sene, 100 sene ileriye doğru yapınız. Yani beraber olmak, beraber çalışmak zorundayız. Yoksa burada sıkıntılarımız bir ülkene olduğu gibi devam eder. İsmim Recep Ofluoğlu. Hagen Hoğollumluk Dernek Başkanıyım. Ben ilk sözlerime başlarken şunu diyorum. Birlikten kuvvet doğar. Bu bir kompozisyondu. Bana seneler önce verilen bir kompozisyondu. Bunu seneler sonra, 40 sene sonra Hagen'de cemiyetlerimizle, Müslüman cemiyetlerimizle beraber başardık. Bu ne demektir? Geleceğin misalidir bu. Geleceğin gençliğine armağandır bu. Geleceğin nesillerine yine bir armağandır bu. Ha, cemiyetler bir araya gelmişse, her bir araya gelmişse, beraber birlik içerisinde olmuşsalar, bugün gördüğünüz gibi buradaki bu hava onu temsil ediyor. Geleceğe en iyi verecek olduğumuz bir hediyedir bu.